Leyla, Mescid-i Aksa'nın altında ahit sandığı olacağından bahsediyorlar. Tabutu Sekine sizce Mescid-i Aksa'nın altında mı gerçekten? Roma saldırısına uğramıştı. Birçok kere Deccal saldırısına uğradı. Öyle bir ortamda adamlar alıp da tam saldırının olduğu yere herhalde öyle bir kutsal emaneti koymazlar. Bir kere böyle bir şey, havada bırakılacak bir şey diye Cenab-ı Allah onu çok sağlam almış. Sekiz melek diyor onu korur diyor. Sekiz melek onu taşır. Yani melekler taşıyor. Yani sekiz Kur'an'da yok da fakat melekler taşıyor. Yani içinde zaten Ruhul Kudüs var. Yani açıldığında insanların kalbine bir ferahlık ve rahatlık geliyor. Yani hemen oradaki insanlar onu hissediyorlar. Açılmadan önce de üstü deriyle kapatılıyor. Halkın yanında açılmıyor. Yani özel bir yöntemle açılıyor. Şimdi geldiğinde inşallah Mehdi zuhur ettiğinde o kutsal sandığı çıkaracak yerinden. Allah ona onu bir şekilde bildirecek. Ya bir cin kanalıyla bildirir veyahut birileri getirir. Bakara 248'de şeytandan Allah'a sığınırım. Peygamberler ona şöyle dedi. Onun hükümdarlığının belgesi ki bu da zaten Mehdi'nin belgesidir. Mehdi olduğunun en açık alametidir. Yani sandığı bulması. Onun hükümdarlığının belgesi size tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu. Bak şimdi bu önemli. Sandık açılıyor ve insanların kalbine birden sinirsel, psikolojik yatışma, güven ve içindeki korku gitmiş oluyor. Bu normal bir şey değil mi bu? Değil mi? Elle tutulur bir şey. Bir anda açılır açılmaz. Adam yani böyle sanki ilaç almış gibi yahut bir şey olmuş gibi birden sakinleşiyor. Ve huzur yani huzur geliyor içine. Ve Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var ve onu melekler taşır diyor. Melekler tarafından korunuyor. Eğer inanmışsanız diyor Cenab-ı Allah, bunda şüphesiz için bir delil vardır. Bu delil kim için? Mehdi için. Yani Mehdi'nin varlığının delili. Harun Aleyhisselam artık içinde çok fazla kutsal emanet var. Hazreti Musa zaten sağken söylüyor sandığın içine, mannadan koyun, altın bir kabın içinde. Mesela mannanın bozulmaması da çok acayip. 3500 sene o altın kabın içinde kalıyor. Manna. Demek ki çok özel bir madde. Yani alelade bir şey olsa 3500 sene, yani herhangi bir tatlı veya işte böyle helva gibi bir şey olmuş olsa 3500 sene durmaz. O kurur, bakteriler falan paramparça eder. Darmadağın olur, dağılır. Ama dağılmıyor bak. 3500 seneden beri duruyor. Melekler taşır Cenab-ı Allah yani endişe etmeyin diyor. Benim kontrolümde ben diyor meleklerimle onu muhafaza ediyorum diyor. Ve özellikle bahsedilmiştir. Yani bu müthiş bir detay. Çünkü birçok kutsal emanet var peygamberlerden. Hemen hemen hiçbiri kalmamış. Ama bu emaneti Allah koruduğunu söylüyor. Yani kutsal sandığın durduğunu söylüyor. Bak öbürleri için bir garanti vermiyor Allah. Ama kutsal sandık için garanti veriyor. Melek de diyor onu koruyorum diyor Allah. İçindeki olanları da söylüyorum diyor. Musa ve Harun ailesinden arta kalan birçok kutsal emanet var diyor. Ve sizin için bunda bir delil var diyor. Ve açıldığında, sandık açıldığında bir mucize göreceksiniz diyor. Kalbinizde güven duygusu ve içinizde bir huzur hissedeceksiniz diyor. Yani insanlar mesela stresli falan oluyor, gergin. Adamın içi bir anda huzurla doluyor. İçinde Ruhul Kudüs var. Bak 3500 yıldan beri. Ruhul Kudüs. Açıldığında dışarıya çıkıyor Ruhul Kudüs. İnsanların üstüne yayılıyor. Ve insanlara hemen ferahlık hissi. İnşallah. Kur'an'da başka bir ayette daha var o. Savaş anında Müslümanlara ferahlık oluyor. Yine o da Ruhul Kudüs'te oluyor. Allah'ın
Anlamı gayet bir anlaşılıyor. Kovulmuşa Allah'a sınırın. İnsanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde hemen Rabbinden bağışlanamadığını hamd ile tesbih et. İşte o Mehdi devrinde olacak olaya da bakan bir konu. Musa aleyhisselam açıldığında çok heyecanlı Hazreti Musa biliyorsunuz. Yani çok ürkmeye, böyle korkmaya açık bir insan. Ama sandık açıldığında acayip sakinleşiyor. Mesela o Allah'la konuşuyor, o dayanamaz mesela. Dağ bir tecelli ediyor, bayılıyor. Allah dağa tecelli ediyor, bayılıyor biliyorsunuz. Yılan, Allah diyor ki elindeki ne diyor? O benim asam diyor, ondan işte ot topluyorum hayvanlar, birçok şeyde bana faydalı oluyor. Halbuki ona yolda Cebrail bir insan suretinde ona hediye ediyor onu. Bu asa senin olsun diyor. O bilmiyor, alıyor. Cennet ağacından alınmış bir dal diyor Peygamberimiz. Yani cennet vasfı gösteriyor. Cennette ağaç dalları öyle ya. İstediğin şekli girer, istediğini yapar. Haberi yok, alıyor. Allah diyor ki ona tecelli diyor biliyorsunuz. O sesi duyuyor, aslında onda sesten de çok ürküyor. Ama Ruhul Kudüs olduğu için ferahlıyor orada. Sonra Cenab-ı Allah onu imtihan etmek için, o korku hissini üzerine atmak için, o elindeki nedir diyor, biraz konuşuyor olan sakinleştirmek için. Bu davarlarıma diyor, ot toplamada yarıyor diyor. Ondan sonra işte dayanıyorum ona diyor. Birçok işim de bana faydalı oluyor diyor. O biraz da çocuksu bir temizliği var. Yani üslubunda bu görülüyor yani, her üslubunda görülüyor. Yani dürüst, çocuksu, temiz bir üslubu. Allah çok seviyor onu o yüzden Hazreti Musa'yı. Ona at elinde Musa diyor, attığında bir de ne görsün diyor Allah. O diyor, hareket halinde büyük bir yılan oldu diyor. Arkasına bakmadan kaçmaya başladı diyor. Bak detay veriyor Cenab-ı Allah. Ya normalde bir insan arkasına bakarak kaçar değil mi? Yani ne oldu acaba? Hiç arkasına bakmıyor korkusundan. Sonra Allah diyor ki dön diyor Musa diyor. Tabi mecburen dönüyor. Gel diyor şimdi diyor. O yılanın olduğu yere doğru geliyor. Tut kuyruğundan diyor. Yani olabilecek en şey olay olmuş yani. En zor olay. Allah dediği için tabi yapıyor. Allah'tan korktuğu için. Elini kuyruğuna getiriyor. Zaten başından tut dese çok zorlanırdı. Çok canı yanardı da. Ama kuyruğundan tut dediği için o da hareketsiz duruyor. O zaman kuyruğundan tuttuğu anda birden hemen asaya dönüşüyor. O tabii çok hoşuna gidiyor, rahatlıyor. Şimdi diyor bu mucizenle, bu mucizenin Firavun'a gideceksin diyor Allah. Onu gördüğü halde olay yerine gittiğinde adamlar yine atıyor, onlar da ellerinden atıyorlar. Onlarınki de hareket etmeye başlıyor. İçini korku sardı diyor bu sefer. Yani çünkü hem o yılanlardan da çekiniyor. Alenen hareket ediyorlar. Bir de elindeki asa onu yutacak mı, yutmayacak mı? Ondan da tedirgin oluyor. Yani mesela atar asayı, tak diye düşer asa. Yani adamlara çok acayip bir konuma gelir diye düşünüyor Allah alem. İçini korku sardı diyor. Allah yeniden telkin ediyor. Asayı attığında normalde onların arasında o da oynayabilirdi. Yani değil mi? Onlar için hareket edebilir. Öyle olmuyor. Allah'ın bir nimeti elhamdülillah. Hepsini yutmaya başlıyor hayvan. Yılan. Mesela bir onu yutuyor, bir onu, adamın asası hiçbir şey kalmıyor. Hepsini temizliyor. Diri diri bakıyor yılan o herkesin gözüne. Ama Firavun'un azgınlığına bak diyor ki o büyü de diyor sizi geçti diyor. Yani ustanız diyor. Yani daha esaslı bir büyü yaptığını düşünüyor. Daha onlardan daha usta olduğunu düşünüyor. Çok azgın. Ama adamlar anlıyorlar tabii fevkalelik olduğunu. Ölümü göz olarak iman ediyorlar. Ben diyor size izin vermeden nasıl iman ediyorsunuz diyor. İstersen öldür diyorlar. Ne yapıyorsan yap biz diyorlar. Allah'a iman ediyoruz. Sen ancak buradaki canımızı alırsın diyorlar yani. Buradaki hayatımıza son verirsin. Ahiret hayatımıza son veremezsin diyorlar. Biz Allah'a iman ettik. Ne yaparsan yap devam edeceğiz diyorlar. O tabii o müthiş bir iman yani maşallah. Çünkü Hazreti Musa'da görülüyor yani aklın ihtiyarını kaldıran bir şey değil. Ya adamlar temiz vicdanlıymış maşallah. Tabii bu Firavun'u çok sarsan bir olay oluyor. Yani bayağı rahatsız olduğu bir olay.
Ama adetim olsa tabii kalben terbiye olmuş oluyor. Yani ondan sonraki uslubu dikkat ederseniz Kur'an'da değişiyor. İlk uslubuyla son uslubu aynı değil. Mesela imanı çok güçlenmiş, orada sıkıştırıyorlar. Yani ordu atlarını biliyorsunuz, o Mısır atlıları. Adamlar ellerine kılıç, kargı, ok ve binlerce araba toz bulutu kaldırmış şekilde geliyor. Karşı tarafa geçecekler. Deniz birden çekiliyor. Çok büyük bir mucize. Yani dua edince asasını denize değdiriyor. Ya Rabbi bize denize aç diyor. Deniz açılıyor. Yani tabii rastlanacak bir şey de olabilir bu. Yani hiç rastlanmayacak bir şey değil. Yani zaman zaman çünkü deniz açılıyor hakikaten Kızıldeniz'de. Yani insana karşı geçiyor. Ama tam o dua ettiğinde olması çok harika. Çok şaşırtıcı. Hepsi tamamı geçtikten sonra Firavun ordusu yürülüyor. Adamlar hiç tereddüt etmeden dalıyorlar denize. Çünkü kuru yol yani. O binlerce atlıyla beraber dalga böyle 8-10 metrelik dalga yani yüksek. Bazı yerlerde daha alçak var yani. Tsunami dalgası gibi. Onun gelişi çok sert oluyor vuruşu. Yani normal deniz dalgası gibi olmuyor. Hani böyle insan düşünüyor denizde ne olur yani insan en fazla yüzer. Vurdu mu öldüren bir dalga oluyor. Çok sert vuruyor. Yani böyle çarpma, yıkma etkisi yapıyor. Arabalar falan hepsini aldığının altına alıyor tabii. Bütün ordu helak oldu. Orada yani ölmeyen hiç kimse yok. Firavun dahil. Yani zaten Mısır papirüslerinde yazıyor, o büyük felaket diyor. Bizim diyor prensimizi de aldı götürdü diyor Firavun'u. Büyücü diyor Hazreti Musa'ya. Acayip gıcık olmuşlar böyle. Büyücü de geçiyor. Bir şey İngilizce karşılığı. Ama Mısır dilinde tabii büyücü diyor. O tercüme etmişler şeydeki, müzedeki halini söylüyor. Cenab-ı Allah hepsini alaka ediyor. Ama mesela Musa'nın kavmi, Musevi'de hiç etkilenmiyorlar. Yine Hazreti Musa'ya karşılar. Yine Firavun kavmine dönmek istiyorlar. Yine dönüyor. Oradaki bir avuç yiyecek için. Orada sırf sükse yapmak için kendi kafaları. Halbuki sükseyle ne alakası var? Öküz boynuzuyla, öküz efendim, heykeliyle süksenin alakası yok. Ama cahili öyle aptal ki öküzün boynuzu bile onu heyecanlandırıyor. Yani Allah halbuki aşağılamak için onları öküze bağlıyor. Öküze hayran hayran bakıyor. Heykeline gidip okşuyor. Onu gözünde acayip büyütüyor. Yani insana değer vermiyor, öküze değer veriyor. Öküzün büyüklüğüne, heykeline özellikle. Öküzün kendine de değil. Öküzün heykeline yani sırf kendilerince o cahiliye kanunu, kendi aralarına çıkarttıkları aptalca bir felsefe. Küfür öyledir, kendi arasında aptalca bir şey çıkartır. Bazı yerlerde, bazen. O aptalca meydana getirdikleri put gibi garip sükseye inanırlar. O kirli sükseye inanırlar ve onun peşinde olur. Mesela bazen bu bir küçük bir parça oluyor ya bir marka olabiliyor ya bir şeyin bir şekli oluyor. O onu adeta hipnotize ediyor böyle, hipnoz haline geliyor. Firavun bu önceden planladığınız bir oyun diyor Hazreti Musa'ya. Yani o büyücülerle birlikte yaptığına inanıyor o olayı. Halbuki hiç alakası yok, adamlar zaten karşılar. Sandukanın içi ve dışı saf altından kaplı. Vahiy ile yaptı Hazreti Musa. Sandığın içerisinde bulunanlar Musa'nın asasının bir parçası. Musa ve Harun'un ayakkabıları, sandalet tarzı ayakkabıları ve elbiseleri. Kudret helvasından bir altın kap, içinde kudret helvası bulunan ve Tevrat'ın orijinal bölümlerinden levhalar. Suyuti de var, Mutusi de var, Teberi de var, Fahrettin de var. Sandık mabedin en kutsal bölümünde muhafaza edilmiş ve hiç kimsenin ona dokunmasına müsaade edilmedi. Ben İsrail Musa Aleyhisselam'dan itibaren çölde dolaştıkları zaman boyunca sandıkla beraber dolaştılar. Sandık için özel bir araba var.
onun üzeri deriyle, kalın bir deriyle kaplı, o şekilde götürüyor. Mehdi'nin elinde zamanında sekine bulunan tabut, Tebriye Gölü'nden çıkarılır ve Beytül Makdis'te Mehdi'nin önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce pek azı hariç çoğu Müslüman olur. Celaleddin Suyuti'nin tasnifinin hadislerde var.